Kamu Taşeron Haber kanalına herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla, yeni bir haberle sizlerle beraberiz. 13 kolu çalışanlar için yapılan paylaşımdır. Arkadaşlar yorumlarda görüyoruz. 18 iş kolunda çalışanlar 5 aylık 60 bin lira geri dönük alıyorlar da 13 kolunda çalışanlar neden 2 senelik 15-20 bin lira para alacaklar diye. 13 kolunda çalışanlar 2021 toplu iş sözleşmesi başlangıcından beri günlük ücret zamlarını alıyorlar. Geriye dönük içeride sadece yol, yemek, sosyal yardım farkları kaldı. Haliyle de çok yüksek meblağ beklemesinler. Sizlerin 1 Mart 2023 itibariyle en düşük ücretiniz brüt 391.05 lira oldu. 18 iş kolunun ise 333.60 liraydı. Ücret zamlarını almadıysanız bu rakam oluşmazdı. Demek ki aldınız. 18 iş kolunun sözleşme başlangıç tarihi 1 Ocak 2023'tür. 1 Ocak-14 Mayıs arası 30 günlük ikramiye 26 gün tediye içinde toplam 190 günlük içeride biriken sendika hakları hariç 50 bin lirası vardır. Bir yandan 10 iş kolunda sadece 2 yıllık yol, yemek, sosyal yardım farkı, diğer yanda 18 iş kolunda brüt 333.60 lira ile brüt 725 lira arasında ücret farkı var. Haliyle 18 iş kolunun fazla alması kadar doğal bir şey yok. Sizlerin önce 2021-2023 toplu iş sözleşmesi yapılacak ve içeride biriken yol, yemek, sosyal yardım ücretleri yatıracak. Sonra TESKOP 1 Mart 2023-28 Şubat 2025 tarihleri arasında olan yeni toplu iş sözleşmesi yetkisine başvurup toplu iş sözleşmesini yapacak. 18 iş kolu gibi sadece 50 bin lira ücret farkı almanız için 1 Mart 2023 ya yeni toplu iş sözleşme başlangıç tarihinden sonra ileriye dönük sadece 224 günlük YMY farkı oluşması gerekir. Şimdi 18 iş kolu 190 günde 50 bin lira alıyor. 10 iş kolu 224 günde 50 bin lira alıyor diyeceksiniz. Cevabını verelim. 18 iş kolunun en düşük brüt 333.60 lira. 10 iş kolunun ise 391.05 liradır. 18 iş kolunun yeni YMY'miz olan brüt 725 lira ile arasındaki ücret farkı fazla olduğu için 10 iş koluna göre daha kısa sürede aynı ücreti alacaktır. Bu konuyu da açıklığa kavuşturduk umarız. Tekrar aynı sorular sorulmaz diye bir haber yapılmış arkadaşlar. Bir yazı paylaşılmış. Biz de sizlerle haber yapıp paylaştık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalımıza destek verirseniz, abone olup beğenip paylaşıp arkadaşlarınıza, çevrenize kanalı yayarsanız, işçi, emekli, memur, EYT'li hepimiz bir emek işçisiyiz, emek kardeşiyiz. Hepimiz kardeşiz arkadaşlar. Aynı çatı altında birleşelim. Sesimizi daha yükseklere, daha çoğunluk olup daha çok yerlere götürelim.